Merhaba. Ra'nın gözü podcast serisine hoş geldiniz. Şu anda elimde yakın zamanda okuyup çok sevdiğim bir kitap var. Adı İşin Aslı Judith ve Sonrası. Kapağı çok güzel bir kapak. İsmi de bence çok ilginç ve çok güzel. Zaten gördüğüm zaman ismi dikkatimi çekmişti. Herhangi birinde görmemiştim ya da biri bana önermemişti. Kapak ve isim çok dikkatimi çektiği için alıp böyle bir karıştırıp bakmıştım ve çok okumak istemiştim. İyi ki de dikkatimi çekmiş. Çok uzun zamandır e, okuduğum en iyi roman diyebilirim. Zaten paylaşırken de altına bunu yazmıştım. Ve asla yani yerini tutmak gibi bir şey söz konusu olmasa da ilk defa farklı bir yazarın kitabını okurken Tolstoy tadı aldım. Çok ufaktan ve e, bu da hoşuma gitti. Neden diye düşündüm. Çünkü kitapta çok detaylar var, incelikler var, derinlikler var karakterlerin böyle bir gerçekliği var. Çok uzak gelen bir karakteri bile yargılamayacağın şekilde bir aktarım var ve sıfır yargıyla yazıldığını görüyorsun. Bu da çok güzel geldi bana. Tolstoy'un kitaplarında da benzer şeyler hissederim. Ve bu kitabı okurken belli yerlerde durup "Aa, evet ya, evet. Ya gerçekten çok iyi söylememiş mi? Çok iyi anlatmamış mı? Çok iyi tarif etmemiş mi?" gibi Sesli sesli cümleler kurdum. Bu da benim için bir Tolstoy kitabı özelliği sayılır. O yüzden de farklı bir tat aldım mutlu oldum. Şimdi kitap 3 bölümden oluşuyor. 3 tane karakterin ağzından dinliyoruz Aslında aynı hikayeyi karakterler kim. E, bu arada arka kapakta şöyle bir tanıtım yazısı daha doğrusu tanıtım yazısına şöyle başlıyor bir beyefendi, bir hanımefendi ve bir hizmetçi. Karakterlerimiz bunlar. Ilonka, Peter ve Judith. Ilonka ve Peter evli bir çift. Burjuva, Orta Avrupa'da, Macaristan'da. İkinci Dünya Savaşı zamanları. Judith de Peter'ın annesinin evinde çalışan hizmetçi. Ve olaylar bu üçlü arasında gelişiyor. Ilonka, Peter'ın ilk eşi. Daha sonra da boşanıyorlar ve Judith'le evleniyor Peter ve sonrasında gelişen şeyler. Tabii ki olay örgüsü ve hani sonra olan bitenle ilgili bir şey anlatmayacağım bu bölümde çünkü belki okumak isteyenler olur ve onlara spoiler olmasın. Zaten bugün paylaşacağım kısımlar da kesinlikle spoiler içermiyor. Sadece hoşuma giden, altını çizdiğim, beni aydınlatan, ferahlatan, zihnimi açan bazı cümleler paylaşacağım. Ve her zaman olduğu gibi ben bir kitabı, bir metni okuduğumda bu podcast'in de birçok bölümünde çok dile getiririm. Yazıldığı tarih beni çok etkiler. Çünkü bu kitap da 1941 yılında yazılmış ve yer yer bunu kendime hatırlattım kitabı okurken. Çünkü kaç sene sonra hala aynı şeyleri aynı şekilde konuşabiliyoruz. Bu bir yandan ee, yani hala mı bu konuları halledemedik gibi bir hayal kırıklığı yaratsa da bir yandan da umut verici geliyor bana. Çünkü aslında çok uzun yıllardır bazı şeylerin cevapları verilmiş. Biz kulağımızı kapatabiliriz, uygulamamayı seçebiliriz ama bazı gerçekler yani deyim yerindeyse kabak gibi ortada duruyor. Onlara bakıp bakmamayı tabii ki tercih edebiliriz. Bu tarafı da bana umut veriyor. Yani ee, atomu parçalamaya gerek yok bazı durumlar için bazı şeyler önümüzde gözümüzün önünde Aslında çok basit bir şekilde hayatımıza dahil ederek ya da etmeyerek bazı istediğimiz noktalara ulaşabiliriz Evet ben daha fazla böyle e... Teorik ya da e, ne derler işte soyut şeylere bulaşmadan çünkü ben böyle kendi kendime konuştukça neden bahsettiğim de anlaşılmayacak. Şu an bunu hatırlatmaya çalışıyorum kendime. Ben en iyisi kitapta altını çizdiğim ve zinhar spoiler olmayacak bazı bölümleri paylaşmaya başlayayım. Şimdi ilk önce paylaşacağım e, şimdi paylaşacağım kısım Ilonka'nın anlatımından kitap 3 bölümden oluşuyor ve her bölümde o kişi, işte bir bölümde Ilonka, bir bölümde Peter, bir bölümde de Judith, olayları, başından geçenleri, ne hissettiğini, o esnada işte ülkede neler döndüğünü, neler duyduklarını, nelere şahit olduklarını çok güzel bir şekilde anlatıyor ve sanki buluşmuşuz da bir kafede, pastanede ya da bir meyhanede dertleşiyormuşuz gibi anlatıyor. Ve şimdi seslendireceğim kısımda Ilonka kendisini çok etkileyen ve çok üzen boşanma sonrasını anlatıyor. Demiş ki: Gece bir astım hastası gibi zar zor nefes alarak uyanırsın. Karanlıkta elini uzatır, başka bir eli ararsın. Diğerinin artık orada olmadığını, yakınlarda, komşu evde ya da yan sokakta olmadığını idrak edemezsin. Telefon etmek anlamsızdır. Gazeteler dünya savaşının çıktığı ya da milyonların yaşadığı bir şehirde sıra sıra evlerin olduğu birçok sokağın enkaz'a döndüğü gibi eften püften haberlerle doludur. Bu tür haberleri nazikçe ve yarım kulak dinler, "Aa öyle mi? Gerçekten mi? Çok ilginç." ya da "Çok üzücü." dersin ama bunu söylerken hiçbir şey hissetmezsin. Zekice yazılmış, güzel acıklı bir İspanyolca kitapta bu sihirli uyuşukluğun yani birbirini boş yere bekleyen aşıkların ruh halinin hipnotize edilenlerin transa geçişini andırdığını okumuştum. Onların bakışlarında da ateşler içinde yanarak gördüğü rüyadan sonra gözlerini yavaş yavaş açıp kendine gelen hastaların perdeli bakışları gibi kırık dökük bir şeyler oluyordu. Bu tür insanlar için dünya bir yüzden ib ibarettir ve tek bir isimden başka hiçbir şeyi duymazlar. Fakat günün birinde uyanırlar. Mesela bana bak. Uyandığında sağa sola bakınır, gözlerini ovuşturursun. Ve artık sadece tek bir yüz görmüyorsundur. Onu görmeye devam edersin ama şimdi bulanıklaşmıştır. Bir kilise kulesini, bir ormanı, bir resmi, bir kitabı, başka insanların yüzlerini, dünyanın sonsuzluğunu görürsün. Bu tuhaf bir duygudur. Bir önceki gün ıstırap çektiğini ve içini yaktığı için katlanamadığın bir şey sonraki gün acı vermez olur. Bir banka oturursun ve huzurlusundur. Şöyle şeyler düşünürsün. Tavuk suyu çorba ya da nürbergli usta şarkıcılar ya da yemek masasının üzerindeki lambaya yeni bir ampul gerekli. Üstelik bütün bunlar gerçek ve önemlidir. Dün gerçek dışıydı. Havada süzülüyordu ve anlamsızdı. Gerçek bambaşka bir şeydi. Dün intikam ya da kurtuluş istiyordun. Onun telefon etmesini, sana acilen ihtiyacı olmasını ya da hapse atılıp idam edilmesini istiyordun. Biliyor musun? Böyle hissettiğin müddetçe diğeri uzaklarda bir yerde sevinmeye devam edebilir. Çünkü hala senin üzerinde iktidarı vardır. İntikam çığlıkları attığın müddetçe o da ellerini ovuşturacaktır çünkü intikam arzusu aynı zamanda özlem ve bağlılık anlamına gelir sonra o gün gelir uyanırsın gözlerini ovuşturursun esnersin ve birden artık hiçbir şey istemediğini fark edersin onunla sokakta karşılaşsan bile senin için fark etmez telefon ederse gerektiği gibi konuşursun seni görmek isterse ve bu buluşma kaçınılmazsa Hay hay neden olmasın? Ve biliyor musun bütün bunları içinden gelen bir rahatlık ve dürüstlük de yaparsın. Kasılma, acı, kendini kaybetme hiçbiri yoktur. Bu nasıl olmuştur anlayamazsın. Artık intikam almakta da istemiyorsundur. Hayır ve işte o zaman hakiki intikamın bu olduğunu fark edersin. Tek intikam, tek kusursuz intikam budur artık ondan hiçbir şey istememek ona ne iyilik ne kötülük dilemektir. Çünkü o zaman artık seni yaralayamaz. E, evet yani buraya kadar altını çizmişim ve sonuna kadar da okumak istedim. Şimdi her ne kadar bir boşanma sonrasında, bir ayrılık sonrasında bir aşk acısı gibi görünse de ki öyle kitapta geçen hikaye. Ama burada yazılanlar bence hayatta birçok şey için geçerli. Hani bu zihinle ilgili konuşurken dikkat çok önemli diyoruz. Dikkatini nereye verirsen orada yaşarsın. Kalbin orada çarpar, enerjin oraya gider, her şey oraya gider. Ama dikkatini başka yere verdiğin zaman zaten artık sen de bambaşka bir enerjiye, frekansa geçersin. Burada bahsettiği şey de o. Hani bir şeyin üstünde çok durduğumuz zaman, çok yapıştığımız zaman... Oraya hala gözümüzde görmediğimiz bir enerji transferi yapıyor oluyoruz. Evet belki oradan çıkmak, bilinçli bir şekilde çıkmak, bir çaba göstererek çıkmak her zaman çok kolay değil ama şöyle bir gerçek bir yerde yazılı durmalı ya da kendimize hatırlatmalıyız bence. Ne kadar zor bir durumda olursan ol, ne kadar büyük bir acı çekiyor olursan ol, belli bir zaman sonra evet hala bu şeyi yaşamış bir kişi olacaksın. Bu değişmeyecek, kayıtlardan silinmeyecek. Ama asla bugün yaşadığın kadar ağır, ızdıraplı, yüksek şiddette bir acı yaşamayacaksın. Bu geçecek. Bu nasılsa geçecek. Bunu bilmek bence insanı çok güçlü yapıyor. Ve nasılsa geçecek, ömür boyu burada kalmayacağım duygusu, bilgisi insanı başka şeylere dikkatini vermek konusunda bence bir noktada motive edebilir. Ilonka başka bir bölümde de şöyle demiş. Bak canımın içi, Tanrının bana verdiği ceza ve hediye bunu öğrenmem ve kaldırabilmemdi. Ne mi öğrendim? Şunu canımın içi. Doğru kadın ve doğru erkek diye bir şey yoktur. Günün birinde uyandım, yatağımda doğrulup oturdum ve gülümsedim. Artık en ufak bir acı çekmiyordum ve birden doğru insan diye bir şeyin olmadığını idrak ettim. Ne yeryüzünde ne de cennette. Öyle biri öyle tek bir kişi yok. Sadece insanlar ve her insanın içinde bir tutam doğru insan var ama kimse de bizim diğerinden beklediğimiz ve umduğumuz şey yok. Kusursuz insan diye bir şey yok ve o mutluluk veren harikulade tek adam aslında hiç var olmadı. Sadece içlerinde ışık kadar molozda olan insanlar. Çok güzel değil mi ya? Ben bunu okuduğum zaman böyle bir durup durup ne kadar güzel su ya gerçekten çok güzel anlatmamış mı ya falan diye kendi kendime bir de ya bir de yalnızdım diyorum ama iyi ki yalnızdım o an yani evet o zaman yalnız olduğuma ve kimsenin bunu görüp benimle dalga geçmediğine çok mutlu olup burada gelip bunu böyle anlatmak ve podcast'i editlememek e, editlemenin zamanının gelmesi <laughs> neyse ya. Her şeye rağmen yani benim düştüğüm bütün komik duruma rağmen harika anlatmış. Zaten yani buna aydığımız zaman hani böyle siyah ve beyazdan ibaret değil. Hiçbir şey, hiç kimse kafanda öyle bir şey yarattıysan da karşı tarafa haksızlık ediyorsun. Yani işte harika. Daha üstüne ne denir ki? Bir şey de denmez şimdi. Ben de bunun üstüne yorum mu yapayım? Ya, mükemmel ya böyle hani... E, bu paragrafı güzel güzel yazdır tablo diye as böyle her baktığında wow olursun için açılır ya yani gerçek bir sanat eseri İşte böyle zaten bir bir yazarın sanatçı olması böyle bir şey bence yani o yüzden bu yazıyor sen okuyorsun tamam şimdi Peter'dan bir şeyler okuyalım. Peter da yalnızlık konusu üzerine çok düşünmüş. Hani Ilonka aşk acısı yaşadıkları, işte ikinci kadın, birinci kadın, boşanma falan filan şeyleri. Peter'ın da tabii böyle bu konular üzerine konuşmaları, dertleşmeleri var. Ama o da yalnızlık üzerine biraz yoğunlaşmış. Ben de bazılarının altını çizmişim. Bir yerde demiş ki Peter, ''Çünkü insan uzun zaman umut etmeyi sürdürür.'' Umutsuzluğu çok zor kabullenir. Yalnız olduğu, ölümcül ve umutsuz bir biçimde yalnız olduğu gerçeğini çok zor kabul eder. Hayatlarındaki yalnızlığın çözümü olmadığını bilmeyi pek az kişi kaldırabilir. İnsan umut eder, etrafta dolanır, ilişkilere kaçar ve bu kaçak denemelerde gerçek bir tutku, teslimiyet yoktur. Kendini işe güce verir çok çalışır, düzenli olarak seyahate çıkar ya da büyük bir evi idare eder. Kendine kadınlar satın alır ama onlardan da hayır gelmez ya da koleksiyon yapmaya başlar. Yelpazeler, değerli taşlar, nadir görülen böcekler fakat bütün bunlar hiçbir işe yaramaz. Ve zaten insan bütün bunları yaparken hiçbir işe yaramayacağını bilir ve yine de umar ve ne umduğunu kendi de bilmez. Daha fazla para, daha eksiksiz bir böcek koleksiyonu, yeni bir sevgili, ilginç ahbaplar, harika geçen bir gece ve daha da baş döndürücü bir bahçe partisi bütün bunların hiçbir işe yaramadığını çok net hisseder. O yüzden düzeni korur. Yokluktan, panikten. Uyanık olduğu her an etrafındaki hayatı düzenler. Devamlı bir iş tamamlanır. Belgeler, ateşli aşk saatleri, cemiyet hayatı. Yeter ki yalnız kalınmasın. Yeter ki bir an olsun yalnızlıkla yüzleşmeyelim. Çabuk insanlar gelsin ya da köpekler, ya da goblenler, ya da hisse senetleri, ya da gotik objeler, ya da sevgililer. Çabuk biz net bir biçimde görmeden yetişsinler." demiş ve okurken bile insan panik alıyor. Çabuk çabuk yalnız kalmayayım. Çabuk etrafı doldurun, doldurun. Boşluk kalmasın ve bu kitap 1941 yılında yazılıyor. Yani biz bugünlerde işte dikkatimiz çalınıyor, dikkat ekonomisi, e, app'ler, akıllı telefonlar, işte tabletler, Netflix'ler falan derken bunların hiçbirinin olmadığı, hayalinin dahi kurulamadığı bir zamanda yalnızlık, yalnız kalamamak, sürekli meşgul etmeye çalışmak kendini, böcek koleksiyonuna kendini vermek gibi şeylerden bahsediliyor. Ve ben buradan bir ok çıkarıp kendime şey notu almışım. Bu podcast'in ilk bölümü olan Bertrand Russell'ın Mutlu Olma Sanatı kitabı da 1930 yılında yazılmıştı. Orada da benzer böyle şeyler vardı. Yani az önce söylediğim gibi yani dönüyoruz, dolanıyoruz. Belli şeylere geliyoruz. Bir yandan "Yahu şunu da bir halledemedik ya." Yani şu yalnızlığı halledemedik. Bir yalnız tek başımıza böyle bir odaya geçip oturmayı 20 dakika öyle kendimizde kalmayı beceremedik, yapamadık ya. İnsanlık adına konuşuyorum şu an, kendi adıma konuşmuyorum bu konuda hiç mütevazi olmayacağım. Yapabiliyorum. <laughs> ya yani şöyle, yani sürekli değil de kendimi bu konuda yani hiç evet mütevazi olmayacağım. Eğitmiş bir insanım, üstümde çalışıyorum. Neyse yani e, halledelim ama bir yandan da büyük bir umut var. Bakın bu kadar açık bir reçetesi var. Hani kendinle kalabiliyorsan, kendinle okey olabiliyorsan bak hayatı yaşarsın. Yaşarsın o hayatı. Evet şimdi Peter'ın başka bir bölümüne geleceğim. Yani çok enteresan. Bölümü Judith'le de bir kahve içelim bölümü gibi yapayım dedim ama Judith'ten hiç altını çizip bir şey paylaşmıyorum. Hep Ilonka ve Peter'dan ama Judith'in de hikayesi çok güzel. Bu arada... Judith'i Ilonka'da Peter'da kendi hikayelerinin içinde de detay detay anlatıyorlar. Ya benim için hala Judith'te bir kahve bölümü sanırım başlıkta böyle bir şey olabilir. Neyse göreceğiz hep birlikte. Fakat işte bütün bunlar yaratıcı insana çare olmuyor. Bunu düşünüyorsun değil mi? Biliyorum. Yalnızlığı düşünüyorsun. Atmosferin yer sarması gibi bütün yaratıcı insanları saran o derin yoğun yalnızlığı. Yaratacak bir şeyi olan yalnızdır. Fakat yalnızlık ille de acı çekmek anlamına gelecek diye bir şey yok. İnsanların yakınlığı ve sosyal çevre bana gerçek yalnızlıktan daha fazla acı verdi. İnsan bir süre yalnızlığı ceza gibi algılıyor. Yetişkinler yan odada sohbet edip eğlenirken karanlık odada tek başına bırakılan bir çocuk gibi fakat günün birinde sen de yetişkin oluyorsun ve yalnızlığın hakiki bilinçli tek başınalığın bir ceza, yaralı, hastalıklı bir kendini çekme, bir münzevilik değil, tek onurlu durum olduğunu fark ediyorsun. İşte o zaman artık yalnızlığa katlanmak da o kadar zor olmuyor. Daha temiz havada yaşamak gibi bir şey. Ya çok güzel anlatmamış mı? Çok güzel ifade etmemiş mi? Zaten bunları okuyan kişi kendini hemen tek başına bir odaya kapatmaz mı ya? Kapatır, kapatın. Bu bölümü dinleyen herkes hadi 20 dakika 30 dakika değil, 5 dakika bir yere kapatın kendinizi ya. Bak Normalde reçete sevmem. Şu kadar adımda işte uçuyoruz, Mars'a ışınlanıyorum. Böyle reçeteler sevmem. Ama vallahi bu gerçek. Yani bunu uygulayıp da hani sonuç almayan biri olamaz ya. Evet. Bu arada yani şöyle de bir şey var. Geri kalan her şeyi kapatacağız. Kimseyle görüşmeyeceğiz. Yalnızlık çok müthiş bir hediye. Onu onunla olalım. Asıl hakiki şey bu. En onurlu davranış bu falan. Yani o kadar da değil. Her şeyin dozu gerekiyor. Yani hani sen yalnızlığı da bir uyuşturucu gibi ya da bir kaçış gibi kullanırsan hani ben tek başıma kalabiliyorum. Hadi siz kalamıyorsunuz size bay bay gibi yaparsan olmaz yani. Burada bahsettiği gibi hani diyor ya yaratacak bir şey olan yalnızdır. Yani yaratmak için boşluğa ihtiyacın var. Üretmek için de tek başına kalmaya ihtiyacın var. Böyle Bu bir gerçek ama yarattıklarını ürettiklerini birileriyle paylaşmak çok güzel. Ya da yaratmadan önce birilerinden fikir ve ilham almak, onlarla yaşamak, bir şeyi paylaşmak, hayatı paylaşmak da çok güzel. Ama ben burada okurken yanına da bir ok çekerek yazmışım. Bunu bir ceza olarak görmek bence bize burada söylediği gibi hani sanki herkes süper toplanmış seni atmışlar tek başına karanlık bir odada kalan bir çocukmuşsun gibi. Yani yalnız kalınca zaten bu bizim çok hücrelerimize işlemiş, DNA'mıza işlemiş bir şey. Çünkü binlerce yıl önce ilkel hayatta eğer yalnız kalırsan ölürsün kodu var. Çünkü gerçek bu. O zamanın gerçeği bu. Eğer kabileden, topluluktan ayrılırsan ya aç kalırsın ya korunamazsın. Ya bir düşman ya da hayvan alır seni avlar öldürür. Yalnız kalmak eşittir ölümdür o anksiyete oluşur insanda. Biz hala onları DNA'mızda taşıdığımız için her ne kadar şu anda yalnız kalınca ölmeyecek olsam da, hani gerçeğimde bunun yeri olmasa da içten içe öyle bir anksiyete yaşıyor olabilirim. Bu da normaldir. O yüzden bizim yalnızlığı çok kötü, çok lanet, çok karanlık ve çok büyük bir cezaymış gibi algılama ihtimalimiz yüksek. Ama burada başka bir taraftan bakmayı sağlıyor. Benim de ok çekip yazdığım şey bu ya bir hediye ise yalnız kaldığın zamanlar, boş kaldığın zamanlar, kendinle kaldığın zamanlar ya bir hediye ise ya sana bahşedilmiş çok büyük bir şeyse bununla ne yapacaksın? Ya bununla bir şey yapabilmen için önce zaten kabul etmen lazım. Bir lanet gibi kurtulman gereken bir şeymiş gibi bakmaman lazım. Bence bu şeyi bile düşündürmesi zaten güzel kitap dediğin yani bugüne kadar okuduğum en iyi kitaplardan biri dememin sebebi de bu yani her cümlesinde her hikayesinde böyle bir şeyler var. Bunlar da beni gerçekten çok etkiliyor. Her ne kadar hani hiç bilmediğin bir şeyi bu kitaptan öğreniyor musun? ya da bugüne kadar podcastte bahsettiğim bir sürü kitap içinde geçerli. Ya hayır zaten gerçekler, kadim gerçekler yüzyıllardır, bin yıllardır aslında ortada. Yani bir peygamber geliyor onu bir topluluğa anlatıyor, bir yazar geliyor anlatıyor, bir bilim adamı geliyor anlatıyor. Ama kendimize hatırlatmak böyle kompakt şekilde, etkileneceğimiz şekilde ben bunu şu anda bir kitaptan altını çizdiğim cümlelerle verdim. Sen bunu bir operada hissedebilirsin, bir resim sergisinde hissedebilirsin ya da bir arkadaşının sana anlattığı bir şeyden çıkarabilirsin. Bunun bir önemi yok ama belli ki bu bilgilere hala ihtiyacımız var. Ben de bugün kitaptan spoiler vermemek üzere bunları paylaşmak istedim. Diyerek bu Judith'i dahil etmediğim Judith'le kahve bölümünü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.